Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda plazma TV'lerde kullanılan Xsus dediğimiz bir elektronik kartımız var. Elektronik kartımız şu an için kısa devrede, plazma televizyonumuz kendini açmıyor. Elektronik kartımızı incelediğimiz zaman kartımızın hemen bu noktada 2 adet çıkışı bizim panel bağlantısı için. Buradaki soketimiz bizim besleme kartından gelen bizim voltajlarımızın giriş noktası bu noktadan. Buradan çıkan soketimiz bizim Y-SUS dediğimiz diğer panel bağlantısı için gerekli olan karta gerekli voltajların taşındığı soket. Bu noktadan bizim TIKON kartına gerekli olan bağlantının yapıldığı soket var. Buradaki soğutucunun üzerinde IGBT'lerimiz ve hızlı diyotlarımız var. Bunların kontrolünü yapacağız arkadaşlar ve bu noktalarda da 30F124 dediğimiz IGBT'lerimiz var. Bunların da kontrollerini yapacağız. Hemen bizim burada sigorta amaçlı kullanılan diyotlarımız, bu noktalarda sigortalarımız ve giriş sigortalarımız bu noktalarda mevcut arkadaşlar. 125 volt 10 amperlik giriş noktamız. Ölçü aletimizi kısa devre moduna alıyoruz. Buradan 10 amper 125 voltluk sigortamız aktif halde çalışıyor. Bu noktada herhangi bir kısa devremiz yok. Yaklaşık 4.7 kilo ohmluk bir direncimiz mevcut. Hemen şu noktalarda görüyorsunuz sigortalarımız var. Sigortalarımızı kontrol ettiğimiz zaman sigortalarımızla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Kartımızı yakından göstermek istiyorum. Elektronik kartımızı kontrol ettiğimiz zaman buradaki sigorta yapısıyla buradaki sigorta yapısı birbirinden farklı arkadaşlar. Kartı yakından göstermek istedim. Buradaki sigortamız ve buradaki de sigortamız arkadaşlar. Bunların tek tek kontrol edilmesi gerekiyor. Hemen kartın çıkışına baktığımız zaman bu noktada da yine 125 volt 10 amperlik bir adet sigortamız var. Bunlar şekil ve görüntü itibariyle buradaki sigortadan farklı gözüküyor. Ama üzerindeki FS2 yazısı, FS1 yazısı bunun sigorta olduğunu sizlere anlatıyor. Bunların da kontrol edilmesi gerekiyor. Hemen soğutucunun üzerindeki IGBT'leri ve hızlı diyotları kontrol edelim. Elektronik kartımızı incelediğimiz zaman daha önceden işlem gördüğünü ve temizlenmeye çalışıldığını görüyorsunuz. Buralarda lekeler kalmış. Kartımızın arka yüzeyini incelediğimiz zaman hemen soğutucu üzerinde bulunan hızlı diyotlarımız ve IGBT'lerimizi görebiliyorsunuz. Bunları nasıl ayırt edebilirim diyorsanız arkadaşlar hemen şu yüzeylere baktığımız zaman gate ayaklarının yuvarlak içinde olduğunu görebiliyorsunuz. Örneğin bakın burada iki ayağı birbiriyle birleşmiş. Bunun hızlı diyot yani Schottky olduğunu anlayabiliyorum. Şurada yine gate ayağı yuvarlak içerisine alınmış. Bunun bir IGBT transistör olduğunu anlayabiliyorum. Yine hemen şu noktada gate ayağı yuvarlak içerisine alınmış. Bu da bir IGBT. Burada iki ayak birbiriyle ortak bağlanmış. Bunun bir hızlı diyot olduğunu anlayabiliyorum arkadaşlar. Ölçü aletimizi kısa devre moduna aldım. Bu noktaya kadar kısa devrede olduklarını dördünü görebiliyorsunuz. Hemen bu noktada yuvarlak içerisinde olan gate'in olduğu IGBT'yi görüyorsunuz. Gate dışında drain ve source'lerin kontrolünü yapmak istiyorum. Gördüğünüz zaman diyot kademesinde 650 değerini görüyoruz. Buradaki IGBT ile ilgili sıkıntı yok. Ama buradaki IGBT'lerimiz kısa devrede ve hızlı diyotlarımız kısa devrede arkadaşlar. Bu noktada 2 adet IGBT daha önceden değişmiş ve lehimlerinin tazelendiğini görebiliyorum. Buradaki 2 adet IGBT'yi çıkaralım. Kartımız üzerinde bulunan 2 adet IGBT'yi çıkarttım. Hemen kontrollerini yapalım.
Evet, gördüğümüz gibi IGBT'lerimiz kısa devre moduna düşmüş. Evet, 2 adet IGBT'miz kısa devre moduna düşmüş. Elimde bulunan yine 30F124 2 adet IGBT. Yine kısa devre ve diyot modundayız. Buradaki IGBT'lerin ölçüm işlemini yapmaya kalktığınız zaman herhangi bir değer göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Buna şaşırmayın. Normal MOSFET'ler gibi değildir. Çünkü bunların iç yapısına baktığınız zaman daha karmaşık bir yapı vardır arkadaşlar. Sadece bunları kısa devre modunda görebilirsiniz. Evet, bakın gördüğünüz gibi yeni olan IGBT'lerde herhangi bir değer, gate, drain ve source arasında herhangi bir değer göremiyoruz. Kartımızda IGBT'lerin hemen yanında kısa devre durumuna düşen hızlı diyotlarımız vardı. Bunların da katoduna siyah probunu değdirdiğim zaman gördüğünüz gibi buradaki hızlı diyotlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Bu noktalara baktığımız zaman bizim buradaki IGBT'lerimizin kısa devre durumuna düştüğünü görüyoruz. Her zaman buradaki IGBT'lerin hemen yanında bulunan gate tetiklemesi ve diğer ayaklar için kullanılan dirençlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Ve buradaki bizim IGBT'leri süren bu noktalarda 73711 fan entegreleri var, 2 adet. Bunların da kontrol edilmesi gerekiyor ve buradaki diyotların da kontrol edilmesi gerekiyor. SMD kondansörlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Buradaki bizim MOSFET'lerimiz gördüğünüz gibi ekran bağlantısı için kullanılıyor. Ve bu bizim MOSFET'leri süren fan entegreleri ve çevresindeki dirençlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Dikkat etmeniz gerekli olan buradaki IGBT'ler kısa devre durumuna düşmüşse bunların buradaki gate tetiklemesini sağlayan ve koruma amaçlı kullanılan buradaki dirençlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar önemli arkadaşlar. Bunları kontrol etmezseniz IGBT'niz tekrar yanabilir. Yüksek amper ve voltajlarda çalışan bu tarz devrelerde muhtemelen IGBT yandıysa etrafındaki diyot, SMD, kondansatör ve dirençlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Buradaki fan entegremiz buradaki IGBT MOSFET'i. Buradaki fan entegremiz de buradaki IGBT transistörü sürüyor arkadaşlar. Bakın mesela 4. ayak kırmızı probumu değdiriyorum. 1. ayakta bu değeri gördüm. Diğer entegrede aynı değeri gördüm. Bunların karşılaştırmasını iki entegre varsa muadil olarak bunları birbiriyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi aynı değerleri veriyor. 3. ayağımız boşta. 8. ayak 100, 200. Burada 600 verdi arkadaşlar. Burada 200. Buradaki 7. ayağa bakalım. 1200. 600. 400. Buradaki ayak kısa devre verdi. Bakın buradaki ayak nereye geliyor? Buradan bu noktaya geliyor. Buradaki entegremizin 7. ayak kısa devrede, buradaki entegremizin 7. ayağında değer görüyoruz. Buradaki ayak datasheet'ten bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen şu noktalarda sigorta amaçlı kullanılan dirençlerimiz var. Buradaki 5. ayağa bakalım. 5. ayakta herhangi bir değer yok. 5. ayakta herhangi bir değer yok. Bunlar NC olarak kullanılıyor olabilir. Buradaki fan entegremizin değişmesi gerekiyor. SMD kondansatörlerle ilgili sıkıntı yok. Diyotların kontrolünü yapalım. Diyotlarımızda istenilen değerleri görüyoruz. Evet, diyotlarımız çalışıyor.
SMD kondansatörlerde herhangi bir kısa devre yok. Kontrol ettik. Diyotlarımız çalışıyor. Dirençlerimiz çalışıyor. 2 adet IGBT'nin değişmesi gerekiyor. Buradaki fan entegresi, 2 adet fan entegresinin kontrolünü yaptığım zaman buradaki fan entegresinin 7. ayağının kısa devre olduğunu görebiliyoruz. Evet, bakın bu noktada 7. ayakta değer var. Bu noktada kısa devre arkadaşlar. Buradaki fan entegresinin değişmesi gerekiyor. Bugün sizlerle elektronik kart üzerinde arıza tespiti nasıl yapılır bunu anlatmaya çalıştım. Hemen üzerinde görmüş olduğunuz 2 adet IGBT'nin transistörün arıza tespitini yaptık. Ve IGBT transistörlerin kontrolünü yapan fan 73711'in arıza tespitini yaptık. Fan 73711'in teminini yaptıktan sonra gerekli olan malzemeleri yerine lehimledikten sonra kartımız çalışır hale gelecek arkadaşlar. Ve bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.